İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde Türkiye-İran sınırında bulunan Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü. Karakol girişinde askeri törenle karşılanan ve şeref defterini imzalayan Soylu, gözetleme kulesine çıkarak sınır hattını inceledi. Takım karakolu İran'ın Kara Hasan Karakolu Sayın Bakan. Karakoldaki yemekhaneye geçerek vatani görevlerini yerine getiren askerlerle çay içip sohbet eden Soylu, askerliğin çok kutsal bir meslek olduğunu belirterek, askerlik aynı zamanda öteki dünyada da bize şehadet edecek görevlerdir dedi. İçişleri Bakanı Soylu ziyaretinin ardından helikopterle çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a hareket etti. Buranın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye ile İran sınırındaki 144 kilometrelik güvenlik duvarını inceledi. Yaklaşık 144 kilometrelik burada bir sınır duvarı yapma ihtiyacı oluştu. Bunun birinci sebebi elbette ki terörle mücadele. İkinci sebebi kaçakçılıkla mücadele. Üçüncü sebebi de düzensiz göçle mücadele. Ve bu konuda şunu büyük bir mutlulukla ifade etmek gerekir ki hem devletimizin büyüklüğü hem de kapasitesi açısından burada bu 144 kilometre planladığımız ve başladığımız mesele 8 ayda %50'sini tamamlamış ve geçmiş durumdadır. Özellikle Iğdır'da bu rakam %90'lar seviyesindedir. Bakan Soylu daha sonra terör örgütü PKK teröristlerin 21 Ağustos 1993'te gerçekleştirdiği ve 18 askerin şehit düştüğü Küçük Ağrı Dağı eteğindeki Sultan Top Karakolu'nu ziyaret etti. Ellerimizi huzuruna açtık. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbim. Burada şehitler için dua ederek Kur'an-ı Kerim dinleyen Bakan Soylu, daha sonra aynı dağda bulunan 4. Hudut Taburu'ndaki Kobra 2 aracını inceledi. 2 numaralı hudut taşından... Soylu, hudut gözetleme sistemleriyle ilgili yetkililerden bilgi almasının ardından 4. Hudut Taburu'nda askerlerle yemek yedi.